Türkiye'nin tek sokak karnavalı olan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu. Davulun sesi zurnaya karıştı. Binlerce kişi festivale koştu. Baharın gelişi coşkuyla kutlandı. 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Adanalılar doyasıya eğlendi. Çıkın çıkın gelin. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Beraber Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan geliyorsunuz. Gelmiş miydiniz daha önce? Hayır, özellikle Portakal Festivali için geldik. Biz geliyoruz. Biz çok güzel geçiyor. Kayseri'den geliyoruz. Halk bizden kebap bekliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Kebabın başkenti Adana'dayız. Adana'da karnaval olur da Adana kebap olmaz mı hiç? Şu anda etler dizildi şişlere ve bir an önce pişirilmek üzere bekleniyor sanırım. Aynen. Çok aynen. Sıcak hava, zor olmuyor mu? Efendim işimiz bu, yapacak bir şey yok. Alışkınsınız galiba. Evet evet, aynen öyle. Çok güzel bir ortam var. Çok canlı. Adana'ya ayrı bir renk katmış. Adana'ya da bu yakışır zaten. Evet, çok güzel gidiyor. Çok memnunuz bir Adanalı olarak. Karnavalın en hızlı konuşan tatlıcısının yanındayız. Şimdi çeşitleri ondan öğreneceğiz. Evet efendim, nedir çeşitlerimiz? Ya yumurta kılıç içeri girmez. Şambı canan üstüne tatlı yapan yok. Ya yumurta kılıç içeri girmez. Sıfır bir tatlıcı burada. Abi benim babam şambasını gelen şanımızı dolaşanlar 1966'da dedemin de tatlısı burada. Ya yumurta içeri girmez. Hiç tatlılar varmış, anladınız mı? Hiç anlamadım. Çok hızlıydı. Evet. Anlamadık. Nereden anlıyorum? Tatlı anladık sadece ama ne tatlı olduğunu anlamadık. Adana'da portakal çiçeği kokusu her yeri sardı. Yetmedi, bir de reçeli yapıldı. Özel aroması ve egzotik kokusuyla kahvaltıların vazgeçilmezi haline geldi. Sürekli geliriz. Sürekli. Her gün geliyoruz. Her gün geliyoruz. Şimdi sizleri karnavalın en dikkat çeken ve en sevilen adayıyla tanıştıracağım. Kendisinin adı Sıdıka. Her gelen onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Korkar mısın fotoğraf çektirmek istesen? Biraz belki. Henüz 5 yaşında, kemanı omzunda. Beren de karnavalın en küçük sanatçısı. İlk defa geliyoruz. Ya hiç denk gelmemişti, kısmet olmamıştı. Gelen bırakamıyor ama. İnşallah bir dahaki seneye de. Karnaval kortej yürüyüşüyle sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda yüz binlerce kişi sokağa akın etmiş durumda. Şu anda önde bando takımı, arkadaysa kostümlülerle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleşiyor.